Öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım ve değerli veliler, bugün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'un işgali üzerine yola çıkan zorlu bir yolculuktan sonra Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarını ekişini 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel günde Bandırma ile sahile çıkan kahramanları saygıyla anar, mürettebattan kaptanını en rütbesizinden Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tümünü saygı ve minnetle anıyoruz. Dışta acımasızca saldıran, tuzaklar kuran hain düşmanlara, yurdun içinden destek verenler ve ışığın yakalamayacağını hesap edenlerin yurdun öz bağrına hicret etmesidir bu. Samsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk karışı, ilk fidanı, ilk aykırışlarıdır. 19 Mayıs 1919 tarihimize ışık tutan Nutkun ilk sayfası, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı, Hürriyet ve İstiklal'in ilk aykırışlarıdır. Ezelden beri var olmuş ama asla esir olmamış Türk'ün tarihi sahnelerinden yeni şahlanışı, taze bir fidan gibi göğe yükselişidir 19 Mayıs. Bugün kurtuluş umudumuzun denenmesi bir inanca sahneye konmasıdır. Bugün Anadolu insanının zulme karşı barıyla yoğuyla karşı durduğu gündür. Gençlik atasının izinde durmadan yürüyerek zulüm karşısında korkmadan ayağa kalkacak ve ilkelerinden asla taviz vermeyecektir. Mustafa Kemal Selanik'te, Atatürk Samsun'da doğdu. Doğum gününü de 19 Mayıs olarak ilan etti. Milli mücadele tarihine katkısıyla Samsun halkı ne kadar övünse az. Düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak özgür vatan topraklarında vatansever, özverili arkadaşlar el ele vererek memleketin bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü için çalışabilirler. Ben de zaten onun için gidiyorum. Beni İstanbul'dan Samsun'a götüren vapur, Boğaz içini terk ederken İstanbul ufuklarına baktım. Orada her türlü savunması engellenmiş, kalp ve vicdanları kan ağlayan, beyinleri yanan İstanbul halkı için ağladım. Gözlerim yaşardı. Fakat bu sevgili kardeşlerin her ne olursa olsun kurtulacağına o kadar emindim ki bu güven benim için savunma nedeni oldu. Aziz ve mübarek vatanımızı kurtarmak için bütün aydınların, herkesin hazır olması lazımdır. İstanbul'a gitmeyeceğiz. Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya, sağlamaya çalışacağız. İstanbul'u terk etmek zorunluluğu, İstanbul'da oluşan elim şartlardandı. Anadolu'ya geçmekteki amacım, Anadolu'nun ortasında ve Türk milletinin büyük kitlesi içinde, Türk milletinin yüksek karakterine ve sarsılmaz kararlılık ve imanına dayanmaktı. Bundan başka hiçbir önlemin, memleket ve milletin derin yarasına çare olamayacağına kesin olarak inanmıştım. Onun için Samsun'a ayak bastığım dakikada aldığım ilk önlem, Samsun ve çevresine dair yanımda bulunanlara gereken emirleri ve direktifi vererek hemen güneye yürümek oldu. Düşmanların İzmir'e çıktıkları ve bütün vatanı parçalamaya karar verdikleri günlerdeydi ki, İstanbul'dan çıkarak Samsun'a gelmiştim. Bu güzel ve kıymetli şehirde yabancı askerler ve subaylar dolaşıyordu. Bu güzel şehir halkının iç kesimlerle bağlantısı, Merzifon'da bulunan yabancı askerlerle kesilmişti. Karadeniz'e açık olan bu şehir ve onun vatansever halkı, düşman donanmasının toplarıyla tehdit altında bulunuyordu. Fakat bütün bunlara rağmen, ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memleket ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın, her durumda gerçekleştirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık, ümit ve düşüncelerimi müsbet bir inanca götürmeye yeter olmuştu. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Çalışacağız, kurtulacağız. Bizi öldürmek değil, canlı mezara atmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir azim bizi kurtarabilir. Bugün artık üniforma sahibi değilim. Size evvelce bildirdiğim gibi sade bir millet adamıyım. İlk cüreti, ilk cesareti gösteren
ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. İnkılap ve Cumhuriyet tarihinde Kahraman Havza'nın ve Havzalıların büyük bir yeri vardır. Sizinle en elemli, en yeisli günlerde tanıştım. Aranızda günlerce kaldım. Bana mazinin hatırasını tekrarlatan şu daire içinde kıymetkar mesai ve muavenetinizden pek müstefit oldum. Eğer Havzalıların o samimi ve metin hüsnü kabulleri olmasa ve eğer Havza'nın nafi şifalı kaplıcaları ahval-i sıhhiyem üzerinde müspet bir tesir bırakmasaydı, emin olunuz ki inkılap için çalışamayacaktım. Bundan dolayıdır ki Havza ve Havzalılara çok şey borçluyum. Kalbi rabıtam ebediyen saklayacak ve sizi hiç unutmayacağım. 1936 yılında İngiltere Büyükelçiliği'nin Kral 8. Edward'ın tebrik amacıyla bilgi edinme isteğiyle Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine verilen resmi yanıtta Atatürk'ün doğum tarihi 19 Mayıs 1881 olarak bildiriliyor. Ben Bandırma Vapuru. Esme Rüzgar. Esme Halim Perişan. Mustafa Kemal'im güvertede. Uçmak isterim Samsun'a doğru. Ben Bandırma Vapuru. Mustafa Kemal'im güvertede. Kaputuna bürünmüş, bakışlarında kararlılık, saçlarında rüzgar, yıldızlar geçiyor alnından. Ben Bandırma Vapuru. Duyarım, sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde, rüzgarlarla, karanlıklarla dağılan. Bir şey var gecenin içinde, Mustafa Kemal'in sevinciyle ağaran. Osmanlı'ydı bir zamanlar tarih yazan. Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan. Asırlarca yaşadı nesil geçti aradan. Zayıfladı kuvvetçe, dediler hasta adam. Asiler çıktı Osmanlı'ya baş kaldıranlar. Fitneyle parçaladı hain düşmanlar. Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan. Atmak istediler Türk'ü Anadolu'dan. Bir inançla gürledi yüce Türk milleti. Önder seçti kendine Mustafa Kemal'i. Millet birlik oldu. Koştu düşman üstüne. Nice canlar verildi Maraş, Urfa, Antep'te. Cephelerde Mehmetçiğin Allah sevdası. Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı. Ay ve yıldız dolgalandı karlar üstüne. Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Akif'le. Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar. Yine de susmadı gök kubbede ezanlar. Büyük ata önder oldu, açtı millet meclisi. Daha sonra kuruldu milletin iradesi. Binlerce şehidiyle aldı Türk milleti vatanı. Tarihe şerefiyle yazıldı bu kurtuluş destanı. Bu kurtuluş destanıdır kuşak boyu sürecek. İlemet yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Armağan olsun diye bu büyük ve şanlı gün bırakıldı hediye.
Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Arş arş arş. Cephede süngüler ayna gibi parlıyor. Cephede süngüler ayna gibi parlıyor. Doğunun Türkleri bayrak elde bekliyor. Azeri Türkleri bayrak elde bekliyor. Arş 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 ileri ileri. Arş ileri marş ileri. Dönmez geri Türk'ün askeri. Şahin gibi bakışın, şimşek gibi gelişin unutulmadı atam. Uğradığın yerler, söylediğin sözler, gösterdiğin hedefler unutulmadı atam. Hepinizin gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Arkadaşlar, lay 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 lay, sesimizi yeryüzü dinlesin. Sert adımlarla her yerindesin. Sesimizi yeryüzü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Gençliği hitabı. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbali dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlardan olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için İçinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilindeki iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerin müstevlilerinin siyasi emelleriyle tevhid edilebilirler. Millet ve fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahil vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kanla mevcuttur. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk istiklalinin ve Türk cumhuriyetinin sonsuza dek bekçileriyiz. Bu karar sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir. Bizler bütün hızımızı senden, milli tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez insan ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her hamle bilinçlidir. En kıymetli emanetin olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varoluşumuzun esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza değin yaşayacak ve nesilden nesile devredilecek. Bu kutsal emaneti yönelen içeri ve dışarı bütün ihlaller, iman dolu göğsümüze çarparak parçalanacaktır. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlara sahip olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi milli bilincimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklar. Çünkü istiklalimize ve cumhuriyetimize kastedenler karşılarına 5000 yıllık Türk tarihinin yılmaz evlatlarını, cumhuriyeti ve inkılaplarının coşkun ve imanlı gençlerini bulacaklardır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyeti korumak mecburiyeti gerekirse İçinde bulunacağımız durum ve koşullar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenme azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve inkılaplarının yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip kendimizi Büyük Türk Milleti'ne adarız.